Evet sevgili YouTube hoş geldin. Valla canlı daha izleyen arkadaşlar. Şeyi de aldım. Yine kaydı da açtım ha. YouTube'a bölüm olarak da atıyorum bunları. Millet. Yani millet diyor ki ben ders çalışırken izliyorum artık falan filan. Hani bu kadar seveni varsa artık kıyamam. Ben de açıyorum bunun altını. Ne olacaksa olsun ya. Bundan sonra Wattpad ise Wattpad. Seyircim Wattpad mi istiyor? Wattpad. Seyircim Little Company mi istiyor? Little Company. Seyircim Acı Biber Turşusu mu yememi istiyor? Acı Biber Turşusu. Bundan sonra böyle. Evet sevgili arkadaşlar. Geçen uzun bir aradan sonra... Ne güzel haritaymış burası. Uzun bir aritası, aritası aradan sonra... PUBG artı Wattpad yayınlarına... Geri döndük. Ee, PUBG'de çok bot var diye girmiyorduk. Wattpad'de de çok mal var diye girmiyorduk. Ama neticede... <laughs> İkisiyle de başa çıkabileceğimize karar verdik. Ve döndük. Ondan sonra... Şimdi size diyeceğim şey şu ki... Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz... Matematik öğretmenine hallenen... Liseli kızımız ve... Ee, liseli kızın rızası dışında spaçk diye önce ağzından öpüp ondan sonra karlıçasını avuçlayan iyilik timsali hmm, hızlıca polise ihbar edilmesi gereken ırz düşmanı Erdem Hoca'nın maceralarına başlamıştık. Can temizle konuşuyorum geçen. Dedi ki ben ilk kez dedi PUBG artı Wattpad izledim dedi. Ne olacak o iki salam macerası çok merak ediyorum dedi. O yüzden devam ediyoruz. Bakalım bundan sonra e, neler göreceğiz. Hadi bakalım hayırlısı uğurlusu olsun. Gerçi bir yere mi yatsam ilk önce? Bir yere yatayım ilk önce. Karlı harita ne güzelmiş ha. Ya. ya da adanın sonunda beni bir yere tükürsün ondan sonra bakarım ya. En son nerede kalmıştık derseniz bir önceki bölüme bakarsanız Erdem Hoca ve genç kız arasındaki e, küçük azgın kıpsılaşmalar yavaş yavaş... Kızın iyice rızası olduğunu belli etmesine. Yani bu arada Erdem Hoca'ya da helal olsun. Şimdi Allah'ı var şunu da söyleyeyim. Erdem, Ho Erdem Hoca'nın yaptığı aşırı yanlış olmakla beraber Erdem Hoca'nın hızla tutuklanması gerekmekle beraber hiç de rıza inşası yapmadı kıza onu da söyleyeyim. Rıza inşası nedir bilmeyenler varsa ki bilhassa belli bir yaştaki genç kadınların bu tarz bir takım fantastik terimleri okuması lazım. Ee, bir tane gibi dizisinden bir kesit var ya Gaslighting, love bombing, ghosting, şimdi de kara toprak diyor. Benim on bu terimleri okuyun çünkü bizim gençimizde bu terimler yoktu, zaar gibi ilişki yaşıyorduk. Siz daha okumuş bir şekilde yaşarsınız ilişkileriniz en azından. Erdem hocanın kızı taciz etti %100 gerçek olmakla beraber rızasını da inşa etmedi. O yüzden de hani ben bu ikisini artık fifty fifty aynı yolun yolcusu görüyorum. Onu söyleyeyim. Rıza inşası nedir dersen rıza inşası da işte hadi hadi sen de istiyorsun. Bak dudakların kızarmış. Hadi bakalım işte. İstemesen gelmezdin. Var demek ki sende de bir şeyler. Al bakalım şimdi şu ders notlarını eline falan tarz ya da bunun işte saatlerce SMS üzerinden yapılan versiyonu gibi. Hepiniz maruz kalmışsınız zaten. Ben çok uzun anlatmama gerek bile olduğunu düşünmüyorum bunu. Ondan sonra başımıza bot gelirse diye loot da yaptım. Ben kaçıyorum. Şimdi de kaçıyorum. Allah. Ulan helal olsun. Kaçıyorum valla. Neredeyim nereye gideceğim? Haritada neredeyim lan ben? Lan ne oğlum bu? Ha okey doğru yöne koşuyormuşum. Tamam. Bunlar birbirini yesin. Biz koşalım. Bir yandan da şey yapalım. Okuyalım. Nasıl buldun bizi Salyalı? Valla ben binaya indim. Haliyle bulunduk. Şimdi ilerliyoruz. 10. bölümdeyiz. Öncesini okumuş olanlar öncesine bakabilirler. Diğer videolarda. Bölüm sınırı 55. Oy 15 yorum. Ayrıca beni takip etmeyi unutmayın. İyi okumalar. Bak bakalım şimdi bu soruya. Az önce benzerini çözdüm. Erdem Hoca'nın kalemle gösterdiği soruyu okudum içimden. Birkaç işlem yaptığımda Erdem Hoca sessizce işlemlerimi izliyordu. Ay işlem yaptığımda değil de yaparkendir o. Ay çok kötü bu kızların Türkçeleri ya. Yine bunun Türkçesi nispeten iyi. Ama Türkçesi iyi olanın da Türkçesi kötü. Sonucu bulduğumda hevesle başımı ona kaldırıp "Doğru mu?" diye sordum. Biraz daha inceledi sessiz bir şekilde. Ben gergince cevabı beklerken eline yasladığı kafasını kaldırıp bana gülümsedi. "Aferin, doğru." dediğinde gülümsemem genişledi. Ey, gülümsemesi genişlemişmiş. Widening smile bu arada direkt İngilizce bir tabir. Anyway. Tetiklenmemi azaltıp silahlarımı reload edip az önce salyalılar tarafından sakatlanan vücudumu onaracağım şimdi. Bedenimi onaracağım. Voldemort gibi bedenim zarar gördü. Hadi kızım iyileşeceksin. Dayan. Dayan benim punk evladım. Babam arıyor. Babam muhtemelen yine şey de arıyor. Oğlum yine Milliseller'in kitaplarını okuyorsun yayında. Biz bu yüzden mi seni mühendislik okuttuk evladım filan diye arıyor muhtemelen ama şu an kariyerimin gittiği rotayla yüzleşecek konumda değilim. <laughs> devam ediyorum. Hadi gel devam edelim şu soruya. İki saatlik ders sonunda okuldan çıkmıştık. İkimiz, ben bu arada bunlar sınıfta baş başa kalınca çok daha sert şeyler olacak diye bekliyordum şimdi. Allahı var. Olmadı. E, bu konuda da hem erdem hocayı hem de kızı e, organlarına sahip çıktıkları için takdir ediyorum. Onu da söylemek isterim. İki saatlik ders sonunda okuldan çıkmıştık. İkimiz yan yana yürürken o otoparka gidiyordu. Yolun uzaksa bırakayım seni. Hava kararmaya başladı dediğinde başımı gökyüzüne çevirdim. Abi havanın karardığını gökyüzüne bakmadan anlayabiliyor olman lazım senin ama okey ya. Yani okey. Neyse yani. Neyse. Hava kararıyor deyince direkt havaya bakmak da yani bir tık aptallık belirtisi gibi bir şey ama neyse. Belki de yazar aptal yazmıştır anı karakteri. Evet. Kışa yaklaştığımızdan hava hızlıca kararıyordu ve benim bugün anneanneme gitmem gerekiyordu. Yol, onun yolu da yaklaşık iki saatti. Haa. Aslında çok iyi olur hocam dediğimde yine gülümsedi. Bu aralar ne kadar fazla gülüyordu bu adam. Okuldakiler görse kıyamet yaklaşıyor diye olay çıkarırlardı. Allah Allah adam niye gülümsüyor acaba ya? Arkadaşlar adam niye gülümsüyor? Anlayan var mı? Ben anlamadım. Neyse. Oğlum bunlar nasıl mermiler sıkıyor bunlar ya? Benim artık bir çalı bulup yatmam lazım. Geldim çembere. Ne içindeyim çemberin ne de dışında. Adam sürekli gülümsüyor. Sanki 17 yaşında sevgilisi varmış gibi gülümsüyor. Sanki 17 yaşındaki kızlara hallenen bir erkekmiş de en nihayetinde 17 yaşındaki öğrencisini kendine sevgili etmiş cesine gülümsüyordu. Hayırlı bir gülümseme değil bu. Koplik. Koplik miydi kızın ismi? Neydi? Gaplik. Unuttum. Şöyle karizma bir çatı yatıyorum. Beni taşıyabilecek bir çalı arıyorum şu anda. Şuralarda falan görüyorlar ya. Geçen geniş bir çalıya yattım. Furdular ya. Şöyle yatıp rahat rahat kitap okuyabileceğim bir çalı arıyorum. Bence şuralara yatsam burada o kadar görmezler. Sadece saçımın renginden belki. Şöyle yatayım bakayım artık. Ne olacaksa olsun. Bence zar gibi gözüküyorum ama yapacak bir şey yok. Benim de bir yerde kitap okumam lazım. Evet. Açık otoparka girdiğimizde ben arabaların tarafa yürüyeceğimizi düşünürken o motorların tarafa yürüyünce kısa çaptı bir şok getirdim. Oo, Kaslı hocanın motoru da var ha. Hocam motorla mı gideceğiz? Sesim telaşla çıktığında elini aldı. kask ile kafasını bana çevirdi. Ne oldu? Senden hala motor mu var dedi. Ay pardon. Pardon pardon çok yanlış bir şey okudum öyle yazmamış. Ne oldu korktun mu? Yüzü alaycı bir ifadeye büründüğünde kaşlarımı çatıp ''Yo ne korkacağım, şaşırdım sadece'' dedim. Daha binmeden altıma sıçtım çaktırmayın. Lan oğlum ney? Bir şey geldi. Git lan. Git. Gidiyor. Daha binmeden altıma sıçtım çaktırmayın. Gel o zaman kaskını takalım dediğinde yanına yaklaştım. Arkadan bir kask daha çıkardı. İkisi de simsiyahtı. Aynı motor gibi. Dik ne? Motoru da simsiyahmış. Kaskı da simsiyahmış hocanın. Hadi bakalım. Dikkatli bir şekilde kafama taktı. <laughs> Dikkatli bir şekilde kafama taktı ve birkaç ayar yaptı. İlk defa mı bineceksin dediğinde karizmam çizilmesin diye yok birkaç defa binmiştim dedim. That's what she said. <laughs> Kendi kaskında takıp motora bindi. Ben de aynı şekilde arkasında oturdum. Bildiğim bütün duaları ediyordum. Oğlum herif bızır bızır geçti yanımızdan görmedi bizi ha. Görse ayrı kötü olurdu ama görmemelerine de biraz üzülüyorum. Baksanıza. Oy 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 sıkıyorlar birbirine. Yayın lan birbirinize ete para vermeyin. Kendi kaskında takıp motora bindi. Ben aynı şekilde arkasında oturduğumda bildiğim bütün duaları okuyordum. Aa hey. Gel gel yanıma yat öyle karşı yatarsan poponu görürler. Edebiyat rambosu geldi. Arkadaşlar bu yayınlar sırasında bu arada gelip beni savunmak olmak ya da öldürmek falan istiyorsanız öldürmezseniz iyi olur çünkü kitap okuyoruz burada. Böyle savunmaya koşabilirsiniz yani. Ulan biz nasıl bir yere oturduysak işlek bir yer ha şuna bak. Motokuryu gibi sabahtan beri getir geliyor. Tren yol geçiyor. Biz bu arada ha, Çemberin içindeyiz hala süper. Tamam. Belime sıkı sıkı sarıl. Ben biraz hızlı sürmeyi severim. Uçma sonra. Son cümlesini gülerek söylediğinde gözlerim fal taşı gibi açıldı. Allah'tan görmüyordu bu halimi. Ona cevap vermeden sıkı sıkı sarıldım. Ellerimi karnında birleştirdiğimde hissettiğim kaslar ile bütün korkumu anlık unutmuştum. <laughs> yani hoca da üstüne bir tane motosiklet ceketi giymemiş demek ki ha. Bu kadar kasları rahat seçiliyorsa Ta ki hareket edene kadar. Korkumla küçük bir çığlık attığımda daha sürmeye bile başlamadım ırmak dedi ve yine göldü. İngilizce İngilizce okursanız I didn't even start riding. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye zıpladın da Rambo? Bunlar da mı Rambo? Edebiyat Rambosu diyoruz biz bunlara. Edebiyat şehidi mi diyorduk yoksa? Neyse gelsinler bakalım. Otoparktan çıktığımızda tabiri caizse uçuyorduk. Ben resmen kitlenmiştim. Ne bağırabiliyordum, bağırayla biliyordum arası boş. Ne bağırabiliyordum, ne de gözlerimi açabiliyordum. Irmak tahmini ne zaman adresi söylersin? Bağırarak konuşan Erdem Hoca ile aynı şekilde ben de bağırarak adresi söyledim. Çok yoğun araba yoktu. Ne demek lan bu? Trafik mi yoktu yani? Neyse. Bazılarına makas atan hoca ile maalesef ağzıma gelenleri saymaya başladım. Hay, hay ben bu motorun tekerliğine de gazına da hızına da bunu yapan adamın koluna bacağına da motor icadını yapanın da bu motoru boyayan adamın da bunları doğuranların da sülalesine de ta burada karakterimiz sempatik olmaya çalışıyor herhalde ama biraz kötü dandik gibi oldu tam sanatsal bir şekilde küfürümü tamamlayacakken Erdem Hoca sert bir şekilde soldaki sokağa girdi ben de bununla birlikte yüksek bir çığlık atmıştım Sonunda motor durduğunda kafamı Erdem Hoca'nın sırtından çektim. Gözlerimi araladığımda göldü kurmak dedi ve kaskını çıkarttı. Ben derin derin nefes alırken kuzum bir beni bıraksan mı dedi. Hızlıca ellerimi belinden çektiğimde boğazımı temizledim. Dudaklarımı yaladığımda da boğazımın kuruluğunu yeni yeni fark etmiştim. Ne demek bunlar? Nasıl bir Türkçe bu ya? Artık ne kadar cırladıysam. Erdem Hoca motordan inip bana döndü ve kaskımı çıkarttı yüz ifademi sözüp gülümsediğinde korkmadığını sanıyordum dedi. Yine alay ediyordu benimle. Korkmadım sadece siz beklediğinizden daha hızlı sürünce biraz tepkim oldu dedim çatlak sesimle. O ise sırıtmaya devam ederken o ettiğin küfürler bu gece kulağımdan silinmeyecek. Ne birazcık tepkisi ırmak. Fark ettiğim şeyle dudaklarımı ısırdım. Ya arkadaşlar arabaları da çekerseniz burası iyice Burning Man gibi olacak yalnız ha. Partim var diye gelecek millet neyse. Benim Rambolar buraya araba Lan sınırın dışındaymışız okulayım. Götür beni Rambo. Lan ölüyor mu oğlum. Sürün lan. E kardeşim siz de bana bak chat. Mavi mavi deyip deyip durdunuz. Ne mavi söylemiyorsunuz lan. Hani mavi söyleyecektiniz biz sizle böyle anlaşmıştık. Ha? Lan bana haritayı açtırdınız. Wattpad'i küçült dediniz. Mavi gelince söyleyecektiniz. Hani ne oldu? Ha? Hiç. İşte. Çetine güvenenin sonu böyle olur. Eyvallah kardom. Çalık bir yerde indir beni. Çalık bir yerde. Şurası iyi bir çalık bir yerde mesela. Neyse daha gidiyoruz bakalım. Bindik bir alamet Erdem hocanın arkasına bindik. Gidiyoruz bakalım. Neyse. Ben pardon hocam söylediklerim için dediğimde göz kırpıp görmedim, duymadım, bilmiyorum dedi. Aynı şekilde gülümseyip indim motordan. Allah Allah. Bunlarınkisi de kara sevda. Yatan bari. Healing item varsa bana tükürsenize. Rambolar rambolar gitti. Artık bizi duyamaz. Neyse şurada yatayım. Hmm teşekkür ederim beni bıraktığınız için dediğimde rica ederim ders günleri seni ben bırakırım şeklinde cevap verdi. Aslında burası anneannemin evi benim evim okula yürüme mesafesinde dediğimde kaşları yukarı kalktı ve anladım diye mırıldandı. İyi geceler deyip apartmana girdim. Anneannem kapıyı açtığında özlemle yanaklarını öptüm. Oy benim pamuğum gelmiş hoş gelmiş benim pamuk kızım. Biz seni böyle mi yetiştirdik hay sana. Allah painkiller getirmiş. Yav kral sen ne tatlı adamsın ya vallahi billahi. Ne varsa bu edebiyat ranbolarında var. Sizler rahat rahat bunları dinleyin diye görüyorsunuz değil mi? Bu adamlar canlarını tehlikeye atıyor. Helal olsun. Bunlar var ya birisidir ha. Bu arada şurada sınıra yaklaşmışız ya. Ben gideyim şu sınırdan içeri gireyim de öyle yatayım. Hani iki sefer kalk in kalk olmasın. La şuradaki beyaz elbiseli bizim adam mı değil mi bilmiyorum. Bir tane sıksam mı acaba ya? Yok canım bunlar bizden ya. Ha hadi bakayım. Akıllı olun. İşinizi düzgün yapın. Bu bizim ekiptense bu arada kusura bakmasın da bizim beyazlıyı ateş edince iyi birisi olmadığına kanaat getirip Tek mermide canını aldım biliyor musun? Ben böyle bu oyunları çok oynamam. Ama beni sinirlendirirlerse o zaman işler değişir. İnşallah çocuk bizden değildi bu arada ya. Bilmiyorum. Beyazlıyı biliyorum. Beyazlı bizden de ötekini bilmiyorum. Sıktım beynine valla. Wow. Bak benim beynime sıktı birisi. O bizden değil bence. Anyway ben yatam. Yatamadım. Yattım. Bu arada ölüyordum ha. Neyse. Oy benim babam gelmiş. Hoş gelmiş gülümseyen yüzüyle beni karşıladığında kocaman sarıldım minik bedenine. Çok seviyorum ya bu kadını. Dedem 5 yıl önce vefat etmişti. Anneannem tek başına yaşadığından annem çoğunlukla gününü burada geçirdi. Bazı akşamlar yemeği burada yer, öyle giderdik. Ailecek yemeğe oturduğumuzda çorbamdan bir kaşık aldım. Nasıl kaçtı özel dersin canım? Bana gülümseyen annem ile ben de ona gülümseyip güzeldi dedim. Anneme bu haberi verdiğimde sevinmişti. Lan mavi geliyor ha. Kalktım kalktım tamam. Nehirlere bombalar. Ona kalsa bütün hafta gitsem sorun yoktu. Bütün akşam sohbet etmiş, daha sonra arabamızla tekrar evimize dönmüştük. Saat 11'di. Bugünün yorgunluğuyla fazla uykum gelmişti. Yarın için çantamı hazırlayıp yatağıma girdim. Bence ben burada yatacak güzel bir yer bulurum. Şöyle makinelerin arasına yattım mıydı? Hah. Hop işte. Oğlum bu mavinin içine gitmiyordur değil mi lan? Bilmiyorum ha. Gidiyor gibi lan. Bilmiyorum. Anyway. Galiba mavinin içine gidiyor bu. Bakayım. Anana evet mavinin içine gidiyormuş. Allah! Aksiyon! İşte PUBG böyle oynanır şekerlerim. Tak bir oradayım buradayım. Tamam. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. <laughs> Bütün akşam sohbet etmiş, daha sonra arabamızla tekrar evimize dönmüştük. Saat 11'di. Bugünün yorgunluğuyla fazla uykum gelmişti. Yarın için çantamı hazırlayıp yatağıma girdim. Şimdiki ders ne? Gözümün altına kapatıcımı sürüp dağıtırken Murat tarih şeklinde cevapladı. Tepki olarak yüzümü buruşturdum. Tarih en nefret ettiğim dersti. Belli. Tarihinden ders almayan Hoppada hoppada. Rujumu da tazelediğimde aynadan kendime bakıp gülümsedim. Makyaj yapmayı çok seviyordum. Ay ne kadar klişe bir kadın çıktın sen de ya. Tarihi en nefret ettiğim dersti. Matematik hocamla sevişiyordum. Makyaj yapmayı çok seviyordum. Ay tam influencer olacak kızsın valla. Neyse. Sınıftan gelen... o Sesleriyle başımı kapıya çevirdim. Eren Menaz el ele sınıfa girmişti. Ne? Naz'a bak sen. Hey Kahpe seni. Bizimkini kız erkek arkadaşıyla ha. Neyse. Şok içinde onlara bakarken onlar hayırlı olsun diyenlere teşekkür etmekle meşguldü. Murat kısık sesle gülme krizine girdiğinde yok artık deyip gülmeye devam etti. Görmesinler dizi yüzünü kapatmaya çalışıyordu. Ona döndüğümde şaşkın bakışlarım geçmiyordu. İşte bunu hiç beklemiyordum. Yeni bölümlerle karşınızdayım. Normal sınır geçilmemişti ama en azından hafta sonu bir bölüm gelsin istedim. Kitabım olan ilginiz için çok teşekkür ederim. Kendinize cici bakın. Popa çıktı. ne tatlış. 11. bölüm. Selamlar. Sinir, sinir geçilmemiş ama ben yine attım bölümü ne olacak sabırsızım. Bir bu bölüme sınır koymak istemiyorum. Herkes kalbinden geçeni yapsın. Sağ olasın ya Nalyacığım. Allah razı olsun. Arkadaşlar artık gönlünüzden geçeni yapabilirsiniz. Neyse. Ayrıca lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Aa. Erdem Hoca ve Ezgi Hocanın sevgilisi olduğunu duysam daha az. Ha? Erdem Hoca ve Ezgi Hocanın sevgili olduğunu duysam daha az şaşırdım diye Murat Tostundan bir ısırık aldı. Heh, bir de Ezgi Hoca çıktı. Böyle her bölüm yeni karakterler çıkıyor. Mesela şimdi Erdem Hoca ile Merdem'in, Erdem ile Berdem'in ney, Ber, Berdel'in neyse neydi bu kızın ismi hatırlamıyorum. Erdem ile kızın arası iyi oldu gibi ya. Şimdi hemen bir olay çıkması lazım. Çünkü hiçbir Wattpad kızının hayatında hiçbir şey bölümden bölüne sabit gidemez. Yoksa kudurarak ölürler. Çalgısız yaşayamaz ölürler yani. Neyse. Öğle yemeği için kantine inmiş dedikodu yapıyorduk. Kaşlarımı çattım. Erdem ve Ezgi Hoca ne alaka dediğimde Murat şaşkınlıkla bana baktı. Aa sen bilmiyor musun? Bütün okul onları konuşuyor şu an. Meraklı daha da kaş çattım kaşlarımı. Çattım kaşlarımı hem çattım hem merak ettim. Ne olmuş ki? Murat omuz silkti ve sürekli dip dibe görünüyorlarmış. E Ezgi Hoca taş gibi. Erdem Hoca zaten söylemeye gerek yok. Yakışıyorlar dediğinde bakışları benim üstümdeydi. Gözlerimi kısıp ona baktım. Sen beni mi yokluyorsun diye sordum. Yine omuz silkti ve Aa, Allah çocuk yürürken enerji içeceğini düşürdü. Ha. Aşkım. Aşkım. Bir yandan oyun oynayıp bir yandan Wattpad mi okuyorsun? Ha. Nasıl başarıyorsun ya? Sen zaten? Montun güzel oldu mu? Ha. Beğendin mi? Beğendim tabi rengi de çok güzel. Rengi de tam sağlık mı? Ne haber iyi misin? Konuşamadık Yenge. hiç bugün. Rengi bitirdim ya. Konuşuruz. Tamam. Ulan öldüm ha. Neyse. İhsan İhsan. Bakayım nereden bulmuşlar beni. Ha hayvan gibi gözüküyormuşuz bu arada. Ha, tırtıl gibi gidiyoruz şuna bak. Çocuğun hakkı var yani. Helal. Hakkıyla vurmuş yani. Bravo. Ama tırtıl gibi gidiyormuşuz yani oradan hakikaten. Murat omuz silkti ve sürekli dip dibe gözüküyorlarmış. E, ee, Ezgi Hoca taş gibi. Erdem Hoca zaten söylemeye gerek yok. Yakışıyorlar dediğinde bakışları benim üstümdeydi. Gözlerimi kısıp ona baktım. "Sen beni mi yokluyorsun?" dedim. Yine omuz silkti ve "Erdem Hoca ile aramda bir şeyler var ama çözemiyorum." dedi Dan diye. "Muratcığım onu biz de çözemiyoruz." "Lan neyi çözemiyorsunuz?" Neyse. Cevap vermek yerine tostumdan bir ısırık aldım. Dünkü ders nasıldı? Baş başa böyle. Bir anda cilveli hareketler yapmaya başladığında ona uzanıp koluna geçirdim bir tane. Malmal hareketler yapmasana oğlum. Alt tarafı 18 yaşından küçüğüm ve 25 yaşındaki hocamla ilişki yaşıyorum. Güldü ve cidden anlatsana dedi. Limonlu sodamdan bir yudum aldım. Neyi anlatayım be? Normal ders yaptık sonra da beni motorla eve bıraktı. Son cümlem ile gözleri iyileşti. Erdem hocanın motoru mu varmış? Sesi yüksek çıktığında böğürmesene lan diye nazikçe uyardım. Kızım hem yakışıklı hem zeki hem zengin olduğu hakkında söylentiler var. Hem de motorcu. E sen daha neyi bekliyorsun? Al şunun nikahına. Hayda Erdem Hoca bir de zengin çıktı ha. Tepki olarak sadece göz devirdim. Çok beğeniyorsan sen alsana Murat. Pedofili adamlara çok mu meraklısın dedim. Yok demedi. Öyle bir şey demiyor. Öyle bir bilinç yok kızda. Onun yerine şöyle diyor. Çok beğendiysen sen alsana Murat. Yalandan tırnaklarına bakıp ''Aşko ne kadar mükemmel olursa olsun benim yanımda herkes çikler sönük kalır.'' dediğimde gülüp ''Haklısın canım.'' dedim. Daha sonra sınıfa gitmiş, son dört dersi de işleyip okuldan çıkmıştık. Murat ile evlerimiz ters yönde olduğundan eve yalnız yürürdüm. Ara sokağa girdiğimde hiç beklemediğim bir şey oldu. Birinin beni çekmesi ve boğazıma bıçağı dayaması bir oldu. <laughs> ''Eyvah ne olacak şimdi?'' Ben şaşkınlıkla çığlık attığımda yüzü maskeli bir adam ''Değerli ne eşyan varsa çıkar.'' dedi diye şok ile gözlerim açıldı. Soyuluyor muydum ben şu an? Kızım senin zaten soyulmaya niyetin var da. Kimin soyduğu önemli. Neyse. Bıçak boğazıma daha da dayandığında tekrar çığlık attım. Ne diyorsa yap lan diye bağırdı arkamdaki. Diğer adam çantamı almak için harekete geçtiğinde bıçağı umursamadan direniyordum. Ölürüm de vermem o telefonu. Takside bitmedi daha. a Z kuşağı gerçekten. Ben hem çantayı tutmaya çalışıp hem de yardım edin şeklinde bağırırken bir şey oldu. Bıçağın varlığı bir anda ortadan kalktığında rahat bir nefes aldım. Ve çantamı almaya çalışan adamın kasığına sert bir tekme attım. Arkamdan bağırış sesi geldiğinde o tarafa döndüm. Erdem Hoca bana bıçak dayayan adama yere yatırmış dövüyordu. Hocam! Kendi kendime mırıldandığımda tekme attığım adam üstüme çullandı. Hayvan gibi ağırlığını bana verdiğinde tekrar çığlık attım. Erdem Hoca başını kaldırdı ve Ulan orospu çocuğu seni deyip tek eliyle o adamı da üstümden çekti. Adam Erdem Hoca'nın yüzüne sertçe yumruk attığında Erdem Hoca sendelemişti. Abi niye bunlar zaman çekim hiçbir şey bilmiyorlar ya. Yani matematik hocanla sevişeceğine edebiyat hocanla sevişsen belki biraz Türkçe öğrenirdim be kardeşim. Demeyeyim demeyeyim diyorum da. Neyse yani. Neyse. Cümleye bak. Adam Erdem Hoca'nın yüzüne sertçe yumruk attığında Erdem Hoca sendelemişti. Ulan yani zaman çekimleriniz bile uymuyor be abicim. Neyse. Adam birkaç yumruk daha attığında yere düşmüştü. Ama hala karşılık vermeye çalışıyordu. Aklıma gelen şeyle hemen çantamı omzundan çıkarıp içinden biber gazını aldım. Ne olur ne olmaz taşıyordum. Hızlıca koşup adamın sırtına atladım. Yüzüne gazı sıktığımda adam büyük bir çığlık attı ve geri çekildi. Ya ben inşallah deyip diğerde devrilen adamın boşluğuna bir tane tekme attım. Gaza gelip biraz daha yuvarayım derken biri beni, belimden tutup geri çekmesi bir oldu. Dur şu çalıya yatayım da Sertçe yumruk atıyor. İyi sert bir yumruk atacağına sertçe atıyor. Neyse. Tamam güzelim uzaklaşalım buradan diye Erdem hocayla onaylayan bir şekilde başımı salladım. Bak 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 cümleye bak cümleye cümleye. Tamam güzelim uzaklaşalım buradan diyen Erdem Hoca'yla onaylayan bir şekilde başımı salladım. Aga ne e ettiğim belli, ne niyetim belli, ne yönüm belli, hiçbir şeyim belli değil be kardeşim ya. Neyse. Nefes nefese kalmıştık. Erdem Hoca çantamı yerden alıp kendi omzuna astı. Yürümeye başladığımızda bana bıçak dayayan herifin üstüne tükürdüm ve yoluma devam ettim. Arkadaşlar siz benim ağlayıp cırlayacağımı düşünmediniz herhalde. Adanalıyız. <laughs> ha yani Çin büyümüş sanki. Adana'da Çinçi mi vardı? Çinçi Ankara'daydı galiba. Adana'da ne vardı? Neyse Adanalılar yazsın. Erdem Hoca kolunu omzuma atmış caddeye çıkmıştık. Irmak iyisin değil mi diye sorduğunda başımı sallayıp iyiyim dedim. Bakışlarım yüzüne tırmandığımda ağzımdan şaşkınlık midası döküldü. Hocam suratınız dediğimde kaşlarını çattı. Bir şey yok ya diye humurdandığında ben çoktan stres olmuştum. Adamın gül gibi suratını dağıtmışlar resmen. Hastaneye gidelim dediğimde başını iki yana salladı. Bir şey yok kurmak. evde pansuman yaparım geçer. Evimin önüne geldiğimde ona döndüm. Hocam bari gelin ben yapayım size pansuman. <laughs> Ay yok artık ya. Oldu olacak hocanın pantolonuna kahve de dök. Öf. Tepebağ. Dağlıoğlu. Bici bici. Eyva. Neyse. Hoca'ya pansuman yapacakmış. Dediğim gibi. Bir de hakikaten pantolonuna kahve mahve dökerse tam oluruz yani. Tam ayarına geliriz gerçekten. Hocam bari gelin ben yapayım size pansuman. Hem borçluyum bunu. Saçmalama. Tabii ki hiçbir şey borçlu değilsin bana dediğinde başımı omzuma yatırıp lütfen kırmayın beni iki dakikada yaparım hemen dedim. Of nidasıyla birlikte tamam ama iki dakika sadece dedi. Ay ne kadar delikanlı bir erkek. Yaralanmış falan ama hiç umursamıyor yaralarını. Ay. Geri gibi de biraz. Salak gibi de. Neyse. Ben sevinçle apartmanın merdivenini tırmanırken seni kuracağım ama kafamı kırarım diye kısıkça mırıldandığını duydum. Umarım kızarmamışımdır. Evimiz zemin kattaydı. Kapıyı çaldığımda annem açtı. Hoş geldin kızı. Arkamda ağzı burnu kaymış Erdem Hoca'yı gördüğünde cümlesi yarım kaldı. Anne az önce sokakta iki adam beni soymaya kalktı. Benim de tacizcim var anlatmıştım sana pedofili Erdem Hoca. Heh Erdem Hoca da bana yardım ederken bu hale geldi. Pansuman yapacağım şimdi tacizci pedofili hocama. Çünkü beni pis adamların elinden kurtardı diye olayı özetlediğimde kadına kal gelmişti. Bu, buyurun Erdem Bey çok geçmiş olsun. Pedofili ha? İkimiz de ayakkabılarımızı çıkarıp eve girdik. Hocam şu kapının üstünde Murat'ın resmi olan kapı. Dur. Hey. İnşallah vurmaz. Vurursa ölürüm. Ha okey bizdenmiş. Sen de mi lan? Lan Bak. Her gelende bana şey getiriyor. Enerji drink. painkiller falan getiriyor. Neden? Çünkü çalıdaki bilgeye şey getiriyorlar. Öyle düşün. Yanımda yatan arkadaş. Bak ben painkillerlerin tümünü almadım. Sırt çantam yok çünkü. Sen bunu al istersen. İkimiz de ayakkabılarımızı çıkarıp eve girdim. Hocam şu... Oha kırmızı geldi. Aman bir şey olmaz. Bize, bize denk gelmez kırmızı. Hocam şu kapının üstünde Murat'ın resmi olan kapı benim odam. Siz girin ben eşyaları alıp geliyorum dediğimde adam Murat'ı sorgulamadan içeri girdi. Murat bir keresinde eve kendi resmiyle gelmiş. Ben de sizin aileden sayılırım lo deyip kapıma resmini yapıştırmıştı. Onun odasında da benim resmim vardı. Sorgulamayın lütfen. Kanka sorgulayacağımız o kadar şey var ki senin aptal arkadaşının resmin odanda asıl olması gerçekten hiç problem değil ya. Çünkü çok daha problematik şeyler var. Abime birkaç kere pansuman yaptığımdan nasıl yapıldığını biliyordum. Hızlıca eşyalar alıp odama girdim. Erdem Hoca çekingen bir şekilde yatağımın kenarına oturmuş beni bekliyordu. Gerçekten zahmet verdim dediğinde kaşlarımı çatıp Hocam siz olmasaydınız geberiyordum. Ne diyorsunuz dedim. Bu arada kızın da annesi ne genişmiş ha. Ulan benim evime yaralı adam gelecek kızımı kurtarmış. Pansumanı falan da ben kendim yapardım. Bir de oradan öyle bir eksen çıksa ya. Ah, hocam. Demek kızımı siz kurtardınız. Gelin pansumanınızı ben yapayım. Hayır anne bırak ben yapacağım pansumanı. Kızım sen dur. Sen bilmezsin pansuman. Ah omzum açıldı. Hocam Gelin omuzuma burada yapayım size pansuman. Anne bırak diyorum. Kız git hocama bilmem böyle. Karışık. Neyse. Hızlıca karşısına oturduğumda niye hızlıca oturuyorsun karşısına ya? Hızlıca oturmakla alakalı aklıma bir laf esprisi geliyor ama yaşına saygıdan yapmayacağım. Neyse. Hızlıca karşısına oturduğumda ilk başta yüzündeki kanları dikkatli bir şekilde silmeye başladım. Bunu yapmak için yüzümü yüzüne yaklaştırmıştım. Ben işime odaklanmışken Erdem Hoca yüzümü inceliyordu. Kanı temizledikten sonra pamuğa ilacı sürüp bu biraz yakabilir dedim. Başını aşağı yukarı salladığında pamuğu dudağının kenarına yaklaştırdım. Değdirdiğimde yüzü buruşun Erdem Hoca'yla ben de yüzümü buruşturdum. Öpeyim de geçsin mi hocam? Düşüncemle gülmemek için dişlerimi dudağıma geçirdim. Bu halimi gören Erdem Hoca zevk mi alıyorsun bu halimden dedi. Ay hocam yanlış anladınız aklıma başka bir şey gelmişti dedim panikle. Bu sefer o gülüp şaka yapıyorum sakin ol dedi. Yara Yaraya bantı da dikkatli bir şekilde yapıştırdığımda iş bitmişti. Teşekkür ederim dediğinde. Esas ben size çok teşekkür ederim. Orada olmasanız ne olurdu bilmiyorum dedim minnettar bir şekilde. Adanalıydım. Gerçekten tam zamanında yetişmişti. Odamdan çıktığımızda annemle karşılaştık. Erdem Bey böyle gönderemem sizi. Gelin ben de bir pansuman yapayım. Lütfen yemeğe kalın bizimle dediğinde bakışlarım Ümit'le Hoca'ya döndü. Bu kızın babası var mıydı yok muydu lan? Çünkü bak anne yemeğe de davet etti ha. İşler karışır. Erdem Bey. Odamdan çıktığımda annemle karşılaştık. Annem ince ipek sabahlığını giymişti. Erdem Bey böyle gönderemem sizi. Lütfen yemeğe kalın bizimle dediğinde bakışlarım ümitle Erdem Hoca'ya döndü. Hey. Bunlar bana silah, tabanca ve saç şekli getirmişler. Kask, mask. Çantada var mı lan? Dur açayım bakayım. Aa, ulan helal olsun. Her şeyi getirmişler ama çanta yok. Tabi şimdi bu adamlar bu oyunu oynuyor. Aa çanta getirmiş ha. Helal ulan. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de tam diyecektim ki bunlar bu oyunu oynuyor. Çantası insan olacağını bunlar olabileceği bunu unutmuştur diyecektim. Kaç kişisiniz lan? Bandanmayak ha. Neyse hadi maşallah yolunuz açık olsun. Koç yiğitler, edebiyat yiğitleri. O kadar iyi bir yere yattım ki saatlerdir kıpırdamadım. Hı dediğimde bakışlarım Ümit'le Erdem Hoca'ya döndü. Erdem Hoca, Nergis Hanım yeterince rahatsızlık verdim size. Gerçekten gideyim ben dedi. Annemin onu bırakmayacağına emindim. Aynen de öyle olmuştu. Yemekler hazırlanırken babam gelmiş. Ah be baba varmış okey. Baba figürü varsa buradan bir şey çıkmaz. Baba figürü. Buru kadehlere baba figürü. Aynen de öyle olmuştu. Yemekler hazırlanırken babam gelmiş, hep birlikte yemeğe oturmuştuk. Aa, ailesiyle tanıştırmış gibi oldu böylece tacizcisini. Okey. Hani şey gibi. Helal olsun. Bak hani ailesiyle de tanıştırdı. Anladınız mı? Hani sert başladı ama toparlıyor. Nasıl oldu kızım bu olay diyen yani babamla ben heyecanlı bir şekilde olayı anlattım. Cümleye bak cümle cümle. Nasıl oldu kızım bu olay diyen babamla ben heyecanlı bir şekilde olayı anlattım. Puh senin Türkçene ya. Valla her şeyi beklerdim ama ırmağın adamın üstüne çıkıp biber gazı sıkması beklediğim en son şeydi. <laughs> Diye Erdem hocayla hepimiz gülmüş. Babam gurur duyduğunu belirten bir bakış atmıştı. Ne boktan bir aile ya. Gurur duyduğunu belirten bir bakış atmıştı. Al kızım az önce öldürülüyordun ama... Sana bir gurur atma bakışı atayım ha. Kendine gelirsin. E, ee, biz de babayık. Pampalar ufaktan gidelim ya şeye doğru. her, her çalın altında adam var. Birisi şşt. Pişt. Seni beğendim pembeli. Beni sürsene. Hadi. Tudu çember let's go. Hadi. Şoför lazım buraya. Şoför, şoför. Sür pembeli. Ben kitap okuyayım, ben süremem. Beyazlı bas. Ha, paşam benim. Helal. Bak nasıl anlıyorlar. Oha, beş kişi miyiz ya? Neyse. Vallahi 18 yıllık hayatımın bütün sinir ve stresini bunlardan çıkarttım. Birkaç yıl kafam rahat. <laughs> Sofrada gülerek sohbet etmiş. Yemeğimizi yemiştik. Daha sonra Erdem Hoca artık gitmesi gerektiğini söyleyip gitmişti. <laughs> Ay ne kadar boktan ya. Daha sonra Erdem Hoca artık gitmesi gerektiğini söyleyip gitmişti. Düşünsenize Yüzüklerin Efendisi'nde böyle bir cümle var. Daha sonra Gandalf acele bir işi olduğunu söyledi ve gitti. <laughs> Neyse. Yorgunca yatağıma yattığımda kalbimin çok hızlı attığını yeni farkına varmıştım. Erdem Hoca ile birlikteyken kendimi huzurlu ve çok mutlu hissediyordum. Hep bana baksın, hep sarılsın istiyordum. Aa, sen aşık sınırmak. Kaç gecedir kendimi çok fazla sorgulamıştım. Ama bu geceden sonra emindim. Erdem Hoca'dan hoşlanıyordum. Ve onunla olmak istiyordum. Ay neler söylüyorsun Irmak emin misin? Pişman olacağım bir şey yapmanı istemem Irmo. Irmik. Irmoş. You gotta be careful Irmoş. Lan oğlum öyle bir yere çekmişin ki çalı yok ha. Buradan bizi vururlarla la yürürken. La bebe kardeş. Çalılık bir yere çekeydin keşke. Yatacak yer yok burada. Ha şurada bir şeyler var. La bebe kardeş gel çalıya yatalım. Eski Wattpad şeylerim açılmaya başladı. Farkında mısınız? İnsan beyni böyle. Kullanılmayan şey unutuluyor. Mimler. Buraya da yattık ama. Burası da pis bir yere benziyor. Kıçımda bence bir pantolon olsa şöyle haki renk beni görmezlerdi ama burası da riskli bir yer. Neyse artık yattık. Kitabımızı okuyalım. Erdem Hoca'dan hoşlanıyordum ve onunla olmak istiyordum. Ne oluyoruz Irmak? Lütfen oy vermeyi unutmayın. Benim için en büyük motivasyon oylarınız ve yorumlarınız. Helal lan. Ben de motive edeyim. Siz de like basın lan o zaman videolara. Helal olsun kız yaz. Helal olsun kız. Telefonunun klavyesine kuvvet. Aşko. Destek olalım. Biraz da destek. Ha. Ananı. Oğlum bunu bana sıktılar ha. Ha? Ta 35 kişi hayatta ya. Oha. Bunlar biriyle çarpışıyor arada ben yatıyorum. Ne sık kalkmayayım bari de. Yiyin birbirinize ete para vermeyin lan. ne diyeyim. Hı. Ayrıca cidden çok hızlı büyüyoruz ve bu beni çok mutlu ediyor. 13.000 olduğumuz için panoma yazmışken birkaç saat sonra 14.000 olmuştuk. Gerçekten iki varsınız. A panosuna yazmış bizi. Okay, sağ olsun. 12. bölüm. Bomba bir bölüm arkadaşlar. Üf. Ya şey falan ne güzel ne güzel olurdu. Mesela Yüzükler Efendisi çeviriyorsun. Tolkien şey yazmış. Yalnız bu bölüm bomba falan yazmış. Takip edip oy vermeyi unutmayalım. İyi okumalar. Bölüm sonu tepkinizi merakla bekliyor olacağım. Güne gözlerimi açtığımda içimde anlam veremediğim bir huzur ve mutluluk vardı. Sanırım bu kabulleniş gereğinden fazla iyi hissettirmişti. Üstüme siyah bir kazak, altıma siyah bir eşofman geçirdim. Düz açık kumral saçlarımı taradım ve makyajımı yaptım. Bugün eyeliner'ı bile ayrı güzel çektim ayol. Hazır olduğumda çantamı aldım ve evden çıktım. Okulun kapısının önüne geldiğimde Eren ve Naz'ın öpüştüğünü gördüm. Bu ne lan? Eşortmanla mı gidiliyor artık okullara? Neyse. Bu bile umurumda olmamıştı. Neden bugün bu kadar pozitiftim? Sınıfa girdiğimde Murat çoktan gelmişti. Dersin başlamasına 10 dakika vardı. Onunla birlikte ders başlayana kadar koridorda yürüdük. Koridorun sonunda gördüğüm Erdem Hoca ile gülümsemem genişlemişti. <laughs> bu kadar kötü ya. Kızım ne oluyor bugün sana? Ağzın yırtılacak neredeyse. Murat'ın sorgulayıcı bakışlarına döndüğümde bir şey demeden daha fazla gülümsedim. İyice Harley Quinn gibi olmuştum. O ise delirdiğime kanaat getirip, evet, kendi halime bırakmıştı. O bana bir şeyler anlatırken bakışlarım Erdem Hoca ile kesişti. O beni süzdüğünde bir anda kaşları çatıldı. Otomatikman benim de çatılmıştı. Erdem Hoca'nın suratına ne olmuş la diye konuşan Murat'a cevap vermedim. Erdem Hoca iki parmağıyla bana gel işareti yaptığında iki parmağıyla mı? Şöyle mi? O beni süzdüğünde bir anda kaşları çatıldı. Erdem Hoca iki parmağıyla bana gel işareti yaptığında Murat'a geliyorum iki dakika edip yanından ayrıldım. Günaydın hocam. Hayırdır manasında konuştuğumda ne? Ha cümlesini anlamaya çalışıyorum. Günaydın hocam. Hayırdır manasında konuştuğumda Makyaj ve serbest kıyafet konusunda kuralları bildiğini sanıyordum Irmaccim dediğinde rahat bir nefes verdim. Küçük bir kaş çatması bile bütün vücudumu stres altında bırakmıştı. Aa, sen onu seviyorsun Irmoş. Irmoş, 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 Irmoş. Sümük gibi sürünerek gidiyorum ha sınıra doğru. İnşallah birisi beni vurup öldürmez. Lan. Ha bizdenmiş. Vallahi sümüklü böcek gibi gidiyorum hedefime. Hocam şey ya şey üniformalarım yıkanmamış da o yüzden yani böyle giyindim. Türk gencinin klasik yalanını söylediğimde öyle mi olmuş dercesine bakıyordu bana. Türk gencinin klasik yalanı bu değildir bence ama neyse. Bu son uyarım olsun lütfen. Herkesin kurallara uyması önemli dedi. Hocam rujumu siler misiniz ya? Anladım hocam dikkat ederim dediğimde sohbetimiz bitmişti. Ama biraz daha konuşmak istiyordum. Arzu diyordum onu. Öyle yazmamış onu ben uydurdum. Neyse. Şey yaralarınız nasıl bu arada diye soru attım. Cık. Soru atmak. Aferin kız. Sayende daha iyiyim. Teşekkür, tekrar teşekkür ederim dün için deyip hafifçe gülümsedi. Ben de ona gülümsediğimde esas ben size tekrardan teşekkür ederim dedim. iPhone'un tanesi olmuş 90 bin lira. Telefonum çalınsa ne yapardım? Ki muhtemelen bende iPhone yoktur. Daha başka bir alt marka vardır. Zit, zot, bir Çin telefonu falan vardır hocam muhtemelen. Köppe falan gibi markadır. Uyduruk uyduruk Çin markaları öyle hiç anlamını bile bilmiyorsun. Ona lan. Lan ben kalkıp koşuyorum. Ya herro merro mavi geliyor. Bir yere yatarım artık ne yapayım. Hoş göt kadar alanda 17 kişiyiz. Bunlar beni net vururlar ama. Yapacak bir şey yok. Bakalım bizim şehitler de arkadan gelirse bu iş tamam. Bak çok iyi yer buldum yatmak için. Tam sınırda. Ona lan. Ulan. Tam sınırda dediğim gerçekten tam sınırdaymış ve ben sınırın dışında kalmışım meğer. Bizden mi lan? Belli ki kudurmadığına göre bizden. Normal PUBG oyuncusu görse olsa insan görünce onlar kuduruyorlar biliyor musunuz? Köpük köpük gelmeye başlıyor ağızlarından hemen. Kuduz gibi bir şey. <laughs> i̇nsan filan oluyorlar normal PUBG oyuncuları. Bu sabit durduğuna göre bizden diye esyum ediyorum. Bir tane de painkiller atam. Ne olur ne olmaz. Bu bizim beyazlı ya. Bunun ismi beyazlık aldı. ne güzel kıyafeti varmış ha. Hey, getirip önüme sağlık attı. Ya helal olsun ya. Adamdır bu. Bireydir. Bak bak bir de milleti vuruyor. Ben yatayım bari de bu umursun milleti. bununla uğraşılmasa. Zil çaldığında okuldan sonra dersimiz var, unutma demiş ve yanımdan ayrılmıştı. Unutan aşk olsun be kocam, ay hocam yani. Oo. Şey. Sınıfa girdiğimde Naz beni görmüş, Eren'e sarılmıştı bir anda. Göz devirdim. Abla o kadar umuda değilsiniz ki. Yalan yok, Erenden gerçekten hoşlanmıştım. Ama bitirmiştik işte. Şu an ona karşı hiçbir şey hissetmiyordum. Dersimiz kimya olduğundan kitapları çıkardım. Murat yanımda derin bir nefes aldığında dikkatimi ona verdim. Hayırdır bir kıvranıyorsun sen dedim gözlerimi kısarak. Bana baktı. Sonra gözlerini kaçırdı. Wow, what the fuck? Bunlar ne, ne ara lan ne ara çember geldi oğlum son seviyede ölürüm la çemberden. Koşun lan koşun. Ayrıca şu bizden mi? Helal be ulan ulan bu kim ya? Koş bampa koş. Bu bizden mi lan? Kardeşim kusura bakma. Ah be. Abi siz gidin. Ne delikanlı adam. İşte bu. Ee, yani motosiklette giden adama bu kadar hesaplı sıkan adam en, en fazla top 10'de olur bu arada. Helal hoş olsun. Bir tetkem açalım. Hayırdır bir kıvranıyorsun sen dedim gözlerimi kısarak. Bana baktı. Sonra gözlerini kaçırdı. Koluna bir tane çaktığımda konuştu. Erdem Hoca ve Ezgi Hoca sevgili olmuş. Ne? Sınıfta resmen böğürdüğümde herkesin bakışları bana dönmüştü. Ben ise umursamayıp dehşet içinde Murat'a baktım. Vaa. Hey, üzerinde PUBG zırh falan var. Nasıl vurmuş lan bu? Hila. Basıyorum report'a. Report. Select suspicion. Cheating. Player seem to use an auto aim hack. Vallahi ben raporladım. Bundan sonrasına Allah baksın. Erdem Hoca ve Ezgi Hoca sevgili olmuş. Ne? Sınıfta resmen bördümde herkesin bakışları bana dönmüştü. Aynen aynen ana karakter sensin kardeşim. Herkes dönüp sana bakmıştır. Kesin. 60 kişilik sınıfta millet kuduruyordur. Acaba arka sıradaki deli ırmak bugün ne yapıyor diye ya? herkes kuduruyor. Neyse. Ben ise umursamayıp dehşet içinde Murat'a baktım. Murat maalesef dercesine bana baktığında derin bir nefes alma sırası bendeydi. Murat'a Erdem Hoca'ya karşı hislerimi söylemesem de o anlamıştı bile. O beni hep anlardı. Başımı ellerim arasında dayadığımda o da elini omzuma koymuş okşuyordu. Irmak. Duyduğum tanıdık sesle başımı kaldırdım. İyi misin diye meraklı gözlerle bakan Eren'e iyi mi Eren dedim. Ne alakaydı şimdi bu? Çok iyi gözükmüyorsun dediğinde sertçe benim nasıl hissettiğim seni ilgilendirmez. Sevginin yanına gider misin? Yanıma geldin diye kudurmaktan yamuldu kız köşede deyip ayağa kalktım ve hızlıca sınıftan çıktım. Helal olsun be. İşte gerçek bir kadın. Tuvalete gitmek için yürürken gördüğüm manzarayla dona kaldım. Erdem Hoca ve Ezgi Hoca gülüşerek sohbet ediyordu. Erdem Hoca gür bir kahkaha attığında gözlerim doldu. ...kendimi tuvalete attım. Klozete atsaydın kızım. Hak ettiğin yer orası çünkü. Neyse. Ergen işte ya. Aman. Üf. Ağır konuşacağım da. Blue çağında bir idiot yani işte. Ağlamam çok saçmaydı. Hem aramızda hiçbir şey yoktu bile. Ne sanıyordum ki zaten? Gerçekten bir öğretmenin bir öğrenciyle... ...birlikte olacağını mı? Gözyaşlarım dursun diye tavana doğru bakıyordum. Bu kadar kıskançlık... ...saçmalıktı. Sorun da zil çaldığında herkes çantasını alıp çıkıyordu. Ben ise Erdem Hoca'nın odasına gittim ve kapıyı çaldım. Açıkçası moralim bok gibiydi. Tacizcim başka birisiyle mi görüşüyordu? Bundan emin olamıyordum. Acaba onda mı taciz ediyordu? Yoksa sadece tek taciz ettiği ben miydim? Kafam karma karışıktı. Hayır, adam gibi sadece beni taciz etsene. Türkiye'de yaşayan genç bir kadındım. Şartlara uyum sağlamıştım. Açılan kapı ile karşıma çıkan Ezgi Hoca'ya artık çığlık atacak düzeye gelmiştim. Tabii ki atmadım. O kadar da delirmedim. Parantez içerisinde şüpheli. Gel Irmak. Odadan çıkan Erdem Hoca beni yönlendirmek için elini belime koydu. Hızlıca bir adım ileri gittim ve temasından kurtuldum. Boğazını temizledi ve yürümeye başladı. Sınıfa girdiğimizde Moralim mi bozuk bugün? Halbuki sabah gayet iyi gözüküyordun dediğinde kısa, soğuk bir bakış attım. Yorgunum sadece dedim ve kitapta işleyeceğimiz kısmı açtım. Derse başladığımızda düşüncelerden kendimi alamıyordum. Ümitlenmem saçmalık mıydı? Kesinlikle saçmalık olduğunu düşünmüyordum. Beni ilk öpen bu adamdı. Yani. Bilmiyorum. Heh. Sırt çantası yok mu lan? Bu ne la benzin falan var ha? Sırt çantası buldum. Geçsiz. Bir de tüfek bulursam bu iş olur. Lan ikidir bu çocuklar beni bu oyunda nasıl buluyor? Eyvah dışarıdan ayak sesi geliyor. Manyağın birine denk gelirsem 05 saniye içinde beni yok ederler. Bu ne lan? O grenade launcher gelmiş elime. Kendimi öldürmem için mükemmel silah. Kendim ve başkalarına. Bitiririm lan. Hepimizi bitiririm deyip bir sıkarım. Ne olacaksa olsun. Aa gaz bombasıymış. <laughs> hey. Helal lan. Ben sana grenade sıktım halbuki. Görüyorsunuz işte. Bir kere vefalı cefalı. Lan bunlar beni bu kadar hızlı nasıl buluyorlar ha helal olsun bu arada. Henry anyway, Bey. Tüfek bulmam lazım şimdi. Pick up mountain bike. Öyle mi? Mountain bike mı? Nasıl ya? Yani? Bir dakika bir dakika bir dakika. Mountain bike ne demek? Bir dakika. Mountain bike. Aa bisiklet mi var? Aa. İki kişi biliyorsa gel diyeceğim ama bilinmiyor galiba. Kankam o zaman ben kaçtım kusura bakma ya. Oo, oyunda bisiklet olması harika. Neyse. Beni ilk öpen bu adamdı. Bana bakışları farklı olan, sadece bana karşı gülen bu adamdı. Sana karşı gülmüyordur. Sana... Neyse. Belki de sana gülüyordur. Abdal beynine gülüyordur. Sadece bana karşı gülen bu adamdı. Onu öptüm de bana karşılık veren de bu adamdı. Şimdi ise sanki bunlar hiç olmamış gibi gözümün önünde başka bir kadın da mı olacaktı? Oha bir ırmak ya. Harbi alaymışın. Onu öptüğümde ya da bakışlarından ve hareketlerinden hiç mi bir şey anlamamıştı? Odağıma giren parmaklar ile ekildim. <laughs> hmm, i̇nşallah. Ne ara dalmıştım da ben? Irmak iki dakikadır susup sana bakıyorum ama fark etmedim bile. Eğer yorgunsan bugün yapmayabiliriz dediğinde. Bugün yapmazsak daha iyi olur hocam dedim başını salladı. Daha sonra hiç konuşmadan çıktık okuldan. Ben kendi yönüme giderken arkamda hissettiğim bedenle başım. <laughs> Siz motorla gitmiyor musunuz dedim soğuk bir sesle. O ise omuz silkip seni bıraktıktan sonra döneceğim dedi. Kaşlarımı çatıp beni niye bırakıyorsunuz dediğimde dün yaşananları unuttun herhalde diye cevap verdi. Dün yaşandı ve bitti. Lütfen kendi yolunuza dönün. Yürümeye devam ederken kolumdan tutulmam ile durmam bir oldu. Irmak, neyin var? Bana anlatabilirsin. Ben senin hocanım, aynı zamanda tacizcinim. Aynı zamanda senin itin köpeğin elinden de kurtuldum. Karışık bir ilişkimiz var. <laughs> Endişeli sesiyle, "Bir şey yok hocam." dediğim gibi. Yorgunum sadece. En küçük temasında bile kalbim dellercesine atıyordu. Biraz daha yürüdüğümüzde ikimiz de konuşmuyorduk. Ay cümlenin kötülüğüne bak. Biraz daha yürüdüğümüzde ikimiz de konuşmuyorduk. Lan bunların zamanları bile aynı değil ya. Of. Ay. Neyse. Biraz daha yürüdüğümüzde ikimiz de konuşmuyorduk. Bu sessizlik beni rahatsız etmişti. Yaşça be ırmo. Ezgi Hoca ile aranızda bir şeyler mi var? Dan diye ağzımdan istemsizce bu soru çıktı. Sözleri geri almak için artık çok geçti. Hop. Güzel zıpladım ha. Nereden çıktı bu dediğinde bu sefer ben omuz silktim. Herkes bunu konuşuyor. Ayrıca yakın olduğunuzda herkes görüyor dedim. Sesim nasıl bu kadar soğuk çıkıyordu? Çünkü azmışsın. Derin bir nefes aldı ve "Özgü hoş bir kadın. Ellerim yumruk oldu. Zeki. Aynı zamanda sohbeti de güzel." Tırnaklarımı avucumun içine batırırken dişlerimi de dudağıma geçirdim. Yüzüm yere ekti. Ama Ezgi'nin bir sıkıntısı var ki... ...Ezgi 18 yaşından büyük ee, e haliyle... ...benim için de belli sınırların dışında kalıyor. Bu son söylediğim cümle yok. Neyse. Yüzüm yere ekti. O yüzden ifadelerimi göremezdi. Yolda bir anda durduğunda ben de durdum. Elini çenemde hissettim. Başımı yukarıya kaldırdığında... Ama hiçbir özelliği senin bir bakışın bile edemez. <laughs> Ana, uş. Bu sözleriyle şaşkınlıktan gözlerim açılmıştı. Elini sıkı sıkı yumruk yaptığım ellerime uzattı. Onun dokunuşuyla açılan elimdeki tırnak izlerini gördüm. Acıyordu canım. Tırnak izlerinin üstünde dudağını hissetmek ise asla beklemediğim bir şeydi. Ezgi, hey. senin kıskanacağın bir insan değil ırmak kimse senin bir saç telin bile değil benim için. Oha hey yenge Elif dedin abi. Oha bak. Ezgi senin kıskanacağın bir insan değil ırmak. Ulan daha kız arkadaşların ismini karıştırıyorsun sen ya. Yuh be. Avrupa yakasındaki Cem'in babası gibi. Ha yok öyle değil öyle değil. Şöyle pardon vurgusu farklı. Vurgu şöyle arkadaşlar bak vurguluyorum şimdi. ona Bambuları Arasında bambuluyorum. Ben yatıyorum ya. ineyim Bisiklette toplasam mı? Ya, şuraya bir yere yatayım. Bisiklette kalsın. Da burada kulübe var ya. Buranın trafiği olur. Az daha sapa bir yere gideyim. Cümle düşük cümle. Cümle şöyle diyor yani. Ezgi, hani Ezgi'nin iyisini yukarıda bırakıyorsun. Yavaşça izah ediyormuş gibi. O zaman çalışıyor cümle. Hı. O yüzden şöyle diyoruz. Ezgi, senin kıskanacağın bir insan değil Irmak. Kimse senin bir taç, saç telin bile değil benim için. Tekrar öptü yaramdan. saç yutkunduğumda elimi geri çektim. Ay ne kadar kötü. Sertçe yutkunduğumda Elimi geri çektim. Kalbim coşmuştu resmen. Kendimi daha fazla tutamadım. Dudakları dudaklarıma değdiğinde bende film kopmuştu. D'yi de ayrı yazmış. Ben D film kopmuştu. Ellerimi boynuna sarıp iyice bastırdım kendimi ona. Hoyrat öpüşmeye başladığımızda caddede olmamız umurumda bile değildi. Erdem'in elleri belime gitmiş, sıkı sıkı tutuyordu beni. Geri çekildiğimizde alnım alnındaydı. Nefes nefeseydik. Seni seviyorum ırmak. Lan oğlum arabayla bütün bambuları kıra kıra geldin. Neyse canın sağ olsun. İnşallah yakalanmayız. Oh bağışları da alırım. Vallahi abonelik ücretleri geldi. Süper. Benim bisiklet de fır dönüyor. Silah da getirmiş ha. Aa gidiyor şimdi de. Gülelim abi polis bizi arıyor. Neyse. Sıra geldi sevgili olmuş Irmak ve Erdem'e. Haydi bakalım ne olacak şimdi. Oy vermeyi ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın. Hmm. 155. Yatay bakış nerede? <laughs> Dur kardeşim şuraya polis emojisi atmam lazım. Evet. Polis emojilerimizi de attık. 13. Patlatalım mı yıldızları? Bilmiyorum canım senin nasıl bir fantezin var. Yıldız parlatmak neyim? Ha yıldız var köşede. Favorilerimizi ekliyoruz. İstemiyorum lan. Senin underage taciz hikayeni ben niye favorilerimi ekleyeyim? 3 gün sonra FBI beni de alır. Kolay gelsin. Eksi 18 yaşındaki bir kızı taciz eden hocanın hikayesini like'lamışsınız. O yüzden vatandaşlık başvurunuz reddedildi. A ama Evet gençler bugün ders işlemeyeceğim. Testleri açın, çözemediklerinizi birlikte yaparız. Erdem'in sesiyle birlikte ha, Erdem oldu ha. Erdem oldu bu arada ha farkında mısınız? Vay arkadaş ya. Erdem'in sesiyle herkes çantasından testlerini çıkardı. Gözlerim milyonuncu defa gözleriyle kesiştiğinde yine birbirimize gülümsemiş, gözlerimizi kaçırmıştık. Yavaş oğlum. Anlayacaklar. Yapmayın. İnşallah bildir anlar. Dün söylediği üç kelimeden sonra bana kal gelmiş. Yol boyunca konuşmamıştık. Şu an aramızın nasıl olduğu belli değildi. O bana açık bir kapı bırakmıştı. Ama ben nasıl o kapıdan geçerim bilmiyordum. Derin bir nefes aldım. Soruya baksam da odaklanamıyordum. Üstüme eğilen beden ile düşüncelerimden sıyrıldım. Ferah kokusu burnuma dolduğunda gülümsemem otomatik oluşuyordu. Soruyu yapamadım mı ırmakçım? Kulağıma fısıldanan imalı ses ayrı bir fena olmuştum. Yüzümü yüzüne yaklaştırdım. Gözlerini dudaklarıma kaydığında ben hala gözlerine bakıyordum. Anlamadım hocam. Anlatır mısınız? Yatakta anlatın lütfen. Arkadaşlar bu cümle yazıyor bunu ben uydurmadım. Artık iş buralara geldi ben size söyleyeyim. Hafifçe güldü ve kalem tutan elimin üstüne elini koydu. Yutkunup etrafı inceledim gören var mı diye. Herkes kendi testine odaklanmıştı. Bak şimdi sevgili öğrencim. Yavaş hareketlerle elimin üstünden tuttu. ile işlemler yazdı. Şu an 2 artı 2 bile cevaplayamayacak durumdaydım. Kalbim biraz hızlı mı atıyorsun sen sanki? Geri çekildiğinde hissettiğim soğukluk ile dudaklarım büzüştü. Aaa <laughs> 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 hey. Ha? Artık bu double entendredir ha. Şakalar yapılmaya başlandı. Geri çekildiğinde hissettiğim soğukluk öyle dudaklarım büzüştü. Damn. Yazar kızın yaşı zandığımızdan büyük diye düşünmeye başladım. Evet. Ben artık bu noktada Atademir Erden Keman Hocası videosunu açmak istiyorum sizlere. Youtube. Ata Demirer. Keman hocası. Vardır herhalde ya bu kayıt burada. Bir tek ben bilmiyorumdur bunu. Keman öğretmeni. Aa Ata Demirer'in keman öğretmeni kavuru yok mu ya burada? Allah Allah Özdemir Erdoğan'ınki kalmış bir tek. Ata Demirer'in bir tane şeyi vardı. Ee, komedi albümü vardı. Benim ufaktan ben kaçar. Hı. Araknofobi'nin olduğu albümde ama başka bir şarkıydı. Neyse Keman öğretmenin o zaman Özdemir Erdoğan'dan açıyoruz. Kemanın akordu tamam Evet. La Hey mi fa. Bizim kültürümüz de vardır bu arada. Öğrencisiyle aşk işleyen hoca. Toplumumuzun kültürü. Yani bir doğa açıdan bakma. Anadolu irfanı gibi düşünün yani. Kaç Anadolu irfanında öğretmen yok direkt. Komşu şeyh falan gibi var da. Büyük şehir irfanı gibi düşünmek lazım. Sifa. Sol la si, la si do la fa, Nedir bu duyduğum heyecan? Bambaşka bir duyguyla coşuyor şu an için. Nasıl da parlıyor gözlerim? Bir duygu unuttum. kaplıyor her yanımı. Aşık mı? oluyorum. Yok be hocam olur mu öyle şey? 20 yaş var Bakın asıl detay burada. Duydunuz mu son cümleyi? Bir daha dinleyin. 20 yaş var Aga. Sert. 20 yaş. Ha. Kimse de dur tut dememiş. Yani arkadaşlar bu şarkı çıkmış, bu şarkı klip çekilmiş. Şimdi de diyorlar ki abi cancel culture yüzünden şaka yapamıyoruz. Kanka eskiden şaka da yapıyordunuz da. Kızların da ırzına geçiyordunuz be kanka. Ulan bu arkadaş bizden mi acaba ya? Ah be. Lan be çok kötü oldu ha. Yanıma adam geldi. Edebiyat şehididir diye vurmadım. It itmiş. Tüh. Neyse kısmet. Üzüldük. ''Chancell culture izinden eskisi gibi rahat rahat işimizi yapamıyoruz.'' Geri çekildiğinde hissettiğim soğukluk ile dudaklarım büzüştü. Tam Erdem'e dönecekken Naz ona seslendi ve yanına çağırdı. ''Ulan şu kuzu tutacağım saçlarından sağdan sola.'' ''Neyse ben düzgün bir insanım.'' <laughs> ''Aynen kanka, you tell yourself that.'' ''Neyse ben düzgün bir insanım.'' Yanımda oturan Murat'ın bakışları imalı imalıydı adamın yaklaşmasından ben bu çocuğun varlığını unutmuştum. Soruyu yapamadım mı Irmak'cığım? Sessizce fısıldayıp benimle dalga geçtiğinde koluna sert bir yumruk attım. O ise benimle dalga geçmeye devam ederken göz devirip testlerime döndüm. Oh. Aradığımız her klişe var bunda. Üstüne bir de taciz ve pedofili var ha. Bak normalde bulamazsın bunları. Okul sonunda bitmişti. Ben eve gitmek yerine yandaki kütüphaneye gelmiş ders çalışıyordum. Gözüm saate kaydı. 20.36 Bugünlük bu kadar çalışmak yeterliydi. Kitaplarımı toplayıp çantama koydum. Dışarı çıktığımda hava çok tam kararmıştı. Eve yürürken gözüme tanıdık iki kişi göründü. Ezgi Hoca ve Erdem. Erdem oldu daha herif bu arada. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Yani öpüştükten sonra iş bitiyor. Erdem hocalık falan bitti yani. Neyse. Ezgi Hoca motordan indi ve daha birkaç gün önce benim taktığım kaskı çıkarttı kafasından. Ben şaşkınlıkla olanları izlerken Erdem de kaskı çıkartıp ona gülümsemişti. Bir apartmanın önündeydiler. Ezgi Hoca bir anda Erdem'e sarıldığında ellerim yumruk oldu. Daha sonra apartmana yöneldi ve hızlıca içeri girdi. Onu evine mi bırakmıştı? Sinirle so sinirle soludum. Daha dün beni sevdiğini söyleyen adamın bu kadınla ne işi vardı? Kanka belki Erdem çok ahlaklı birisi değildir ya. Ha? Hiç o aklına geldi mi? Geri zekalı. Hiç acaba aklına geldi mi? Aa lan belki bu adam çok ahlaklı bir üstü öldürüyor filan. Kim bilir? Neyse. Ben Erdem'in hareketlerini izlerken bir anda başını kaldırdı ve göz göze geldik. O kaşları havaya kalkmış bana bakarken önüme döndüm ve tekrar yürümeye başladım. Canım yanıyordu. Irmak bekle. Arkamdan gelen ses ile durdum. Yanıma geldiğinde koştuğu için nefes nefeseydi. Motoru apartmanın önünde kalmıştı. Niye beklemedin? Götürürdüm seni dediğinde sinirle gülümsedim. Ezgi hocayı bırakırken yorulmuşsunuzdur ben daha yormayayım. Yürümeye devam ettiğimde o da yanımdaydı. Dünkü konuşmalarımızdan sonra hala bana bu şekilde mi sınırmak? Sesi isyan edercesine çıktığında beni sevdiğini söyleyip daha sonra başka bir kadına sarılan adama nasıl tepki vermeliyim hocam dedim alaycıl bir şekilde. Gerçekten yüzüne yumruğu çakmak istiyordum. Ben sarılmadım. O teşekkür anlamında sarıldığında geri itemezdim. Abartılacak bir şey yok. Dan diye ona döndüğümde afalladı. <laughs> Aynen kanka kesin afallamıştır dan diye döndüğünde sen. Kusura bakmayın haklısınız. Ben çok abartan biriyimdir. Bence böyle bir insanla daha fazla konuşmayın. Sert sesimle yutkundu. Tamam özür dilerim. Ben alayım. Gözlerimi devirdiğimde kolumu tuttu ve beni kendine çevirdi. Kaşlarımı çattığımda o da benim kadar sinirliydi. Kafamı karıştırıyorsun. Sana seni seviyorum diyorum. Öpüyorsun diyorum. Evet hislerimiz karşılıklı. Türkçe yetmiyor. Ben burada zor anlatıyorum kendimi yazar ben. Sonra bir anda taştan farksız oluyorsun. Diyorum ki ben bu kızı rahatsız ediyorum. Irmak bana karşı ne hissediyorsun? Bana bunu söylemek zorundasın. Gözlerim istemsiz bir şekilde dolduğunda başımı yere eğdim. Seviyorum diye kısıkça konuştuğumda nefesini tutmuştu. Dolu gözlerim gözlerine tırmandı. <laughs> Türkçe yetmezliğinden artık yeni tabirler uyduruyorlar. Dolu gözlerim gözlerine tırmandı. Seni seni seviyorum Erdem. Yüzüme eğilip beni öpmeye başladı. Bunlar iyice sokak ortasında şap giriyorlar birbirlerine üç bölümdür ha. Where is the police gerçekten? Where is the, where are the cops? 911 gerçekten ya. Neyse. Yüzüme eğilip beni öpmeye başladı. Ellerini çantamın altından... Nasıl bir boy farkı var aralarında. Ellerini çantamın altından belime değdiğinde benim ellerim boynunu sarmıştı. Öpüşmemiz yumuşak değildi. Aksine oldukça serttik. Nefes nefese ayrıldık birbirimizden. Sevgilim olurmak. Benimle ol. Duyduğum cümleler ile nefesim kesildi. Kalbim o kadar hızlıydı ki ne diyeceğimi şaşırmıştım. Senin neyim Erdem? Erdem Hoca. Merhaba sevgilim. Irmak. Erdem ayrıldı sadece iki dakika oldu. Olsun. Ben hala kendime gelemiyorum. Şimdi sen benim sevgilim misin? Görüldü attım. Utandırmıştı şerefsiz adam. Evet öylesin. Gerçekten artık biz birlikte miyiz? Bunu o kadar çok zamandır istiyordum ki bu şaşkınlığımı maruz gör. Maruz mu? Maruz mu göreyim? Of! Kalk, yaş var kalk. ırmak. A, K, S, J, A, L, D, N, W, L, F. Bu ne demek? Ne? Lütfen bana emoji ile güldüğünü söyleme. Emoji değil lan random atıyor. Siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz ha. Lütfen bana emoji ile güldüğünü söyleme. Engellerim. Siz gençler böyle mi gülüyorsunuz? Ya Erdem Hoca, dur 25 yaşındasın sen de gerizekalı. Ben 35 yaşında adamım ben biliyorum ask 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 diye gülmeyi. Ya okey. Lafımı geri alıyorum. Yazar kaç yaşındaysa 25 yaşındaki birisini yaşlı zannedecek kadar. <laughs> 25 yaşındaki adam random atmayı bilmiyor ha. Ulan 25 yaşındaki adam 98 doğumlu filan. Neredeyse 2000'li. Yani neyse. Neyse. Gençler kendi aralarında birbirlerini yasa dışı şekilde taciz ediyorlar. Biz yaşlılara bir şey demek düşmez. Siz gençler böyle mi gülüyorsunuz? Hani kızın genç olduğunun da farkında değil değil ha. Yani neyse. Çok sıkıntılı şeyler oluyor ya şu an. Çok problemli şeyler oluyor ya şu anda. Siz gençler böyle mi gülüyorsunuz? Ya hayvan. Yani. Yaş farkının da farkındasın öküz. Lütfen engelleme beni. Ben daha önce hiç mesajda gülmedim. Yani Lan yürü git be oğlum. 25 yaşındasın gerçekten. Yalanı nasıl çayım ya? Ulan sen 16 yaşındayken 25 yaşındaki Erdem Hoca. Sen 16 yaşındayken 2012-13 yılları falan diye yani. Nasıl gülmedin lan? Senin lolle büyümüş falan bir salak olman lazım. Astıt tut kardeşim. Arkadan koyduk mu lololo falan. Nine gag mimleriyle büyümüş jenerasyonsun sen. Yalancı. Neden yalan söylüyorsun? Neyse. Siz gençler derken Aramızda sadece 7 yaş var abartma. Bak ırmak bile rahatsız oldu. Şu geri zekalı ırmak bile rahatsız oldu be Erdem ayısı. Neyse. Her neyse fazla uykum var ve bildiğiniz üzere yarın denemem var öğretmenim. İyi geceler. İyi geceler öğrencim. Telefonu kapattığımda kendi kendime güldüm. Bu kadar sert bir adamın böyle minnoş biri olacağını kim tahmin edebilirdi? Telefonu tekrar elime aldım. Erdem Hoca kişisi sevgilim olarak değiştirildi. Aa, <laughs> <laughs> inanmıyorum. Ay merhabalar. Sonunda sevgili oldu bu ikili. Oy vermeyi unutmayın olur mu? Ay bölüm biraz geç geldi farkındayım. Bana ana fiş izlemek gibi bir hata yaptım arkadaşlar. Depresyona girdim yazamadım kurguyu resmen. Diğer bölümde görüşmek üzere. Acaba bana fiş ne? Neyse sonunda sevgili oldu bu ikili kısmına Bol bol polis emojisi satayım da. Banana fiş ne acaba ya? Gerçekten. Bomba bölüm ha. On Ay bugün erken saatte atıyorum bölümü. Kıyamet falan mı kopacak? Pek çok soru işaretleri. Yorumlarınızı bekliyorum. Pişt. Okula geleceğim sırada duyduğum sesle etrafıma göz attım. Gözüme çarpan Erdem ile gülümsedim. Eliyle gel işareti yaptığında yanına gittim. Beni otoparkın oraya kör bir köşeye çektiğinde fısıldadım. Ne yapıyorsun Erdem beni görecek. Beni duvara yaslayıp yüzüme yaklaştığında gülümsüyordu. Görmez kimse burada. Hem bir daha söylesene bakayım. Sahte bir şekilde kaşlarımı çattım. Neyi? Dudağıma hızlı ve küçük bir öpücük bıraktığında ismimi tekrar söyle diye fısıldadı. Ellerimi boynuna sardığımda daha da yakındık. Erdem dediğimde tekrar öpmeye başlamıştı beni. Biz tutkuyla öpüşürken yanımızda olan okulun zilinin çaldığını duydum. İkimiz de aynı anda geri çekildik ve aynı cümleyi kurduk. Geç kaldım. Yo erken geldiniz bence ikiniz de ama neyse. Hocam daha dün matematik işledik. Bugün ne işiniz var? Harun'un ağlamaklı ve isyanlı cümlesiyle bütün sınıf gülmüştü. Arkadaşlar kimya hocanız hastalanmış. Ben geldim yerine diyen sevgilime gülümsedim. Ooo. Oo, kral. Gözlerimi ayıramıyordum bu adamdan. Ne ara bu kadar aşık olmuştum. Bu aşk değil abazanlık. Levent Yüksel'in bir tane şarkısı var ya. Bu aşk değil abazanlık diye. Anyway. Ne ara bu kadar aşık olmuştum. Kitaplarınız yanınızda olmadığı için ders işlemeyeceğim ama... Erdem cümlesini devam ettiremeden sınıfta alkış tufanı olduğunda gülerek ben de alkışa katıldım. O bize şaşkınlıkla bakıyordu. Sessizlik, Sertçe bağırdığında herkes aynı anda susmuştu. Okulda müdürden çok müdür yardımcısından korkardık. Ama kimya kitaplarınız yalnızda olduğu için açın ve testleri çözmeye başlayın. Bütün sınıf ağlama moduna geçtiğinde Harun sertçe burnunu çekmişti. Öyle olsun hocam, eyvallah. Biz testleri çıkarıp çözerken Murat hala uyuyordu. Sınıfı dolaşan Erdem bizim yanımızda durmuştu. Başımı kaldırıp ona baktığımda kaşları çatıktı. Kızım uyandır şu çocuğu. Kızım mı? Sabah beni öpen minnoşum nerede? <laughs> Tabi hocam. Murat'ı dürttüğümde zar zor kaldırdı kafasını. Murat bu üstün ne? Üstü oversize sweat olan Murat önce kendini süzdü. Daha sonra çaresiz, bak çaresiz bakışlarla Erdem'e döndü. Murat'ın bir şey diyemeyeceğini anlayan Erdem başını iki yana sallayıp sınıfı dolaşmaya devam etti. Gençler şu kuluk, kıyafet, saç, makyaj, sakal ile ilgili uyarılar artık yapmak istemiyorum. Reşitsiniz ve kuralları anlayabilecek kapasitedesiniz. Ne? Ne? Efendim? Nasıl reşitsiniz ya? Bu reşitlik ne, ne oldu? Ne oldu? Hayırdır? Kitabın 15. bölümünde aniden reşit mi olundu? Reşit Hoca dakika sayıyor. Ulan ırmak reşit olalı 12 dakika olmuş. Bu iş tamam. Irmak kaç doğumluydun sen? Mart doğumluyum hocam. Çok Şubat Mart. Kaçında doğdum Mart'ın? 12'sinde hocam. Ha, bugün 9'u. 3 gün sonra 12. Saat kaçta doğmuşsun? 9.30. Ha, tamam. O zaman 10.30 gibi bana bir gel. Neyse aniden reşit olundu. Bu şey gibi. League of Legends'ta da ilk, ilk o mavi saçlı kızı çıkarttıklarında mavi saçlı kız 14 yaşındaydı. Sonra cümle alem kızın hentaisini çizince bir anda ha ya 21 yaşında biz onu yanlış söylemiş falan oldu. Hatırlar mısınız? Benim hayatta hatırladığım en tuhaf olaylardan bir tanesi bu. Abi bütün internet kızı asılıyor ne yapalım? Bir 5 yaş koyun ya artık. 5 yaş yetmiyor abi. Ne? 10 yaş koyun. Şeye de, şeye de böyle oldu bu arada. Overwatch'taki liseli kız neydi? <laughs> o da üniversiteli kız oldu ya sonra. Anyway. Kız iki ayda 7 yaş yaşlandı. Ama çok önemli olaylar yaşadı. Bunun kategorisi vardı. Barely 18 diye. Biz küçükken sitesi vardı. Artık romantikliği yapılıyor. Birazdan biz küçükken bunun porno olduğunu biliyorduk ya. Biz küçükken dediğim ben Erdem yaşlarındayken öyle söyleyeyim. Bizim jenerasyon Erdem'in yaşlarındayken reşitlik nedir? Çocuk nedir? Çocuk kavramı nedir? Bunları biliyorduk mesela. Erdem herhalde o formasyonu almamış okulda. Aa, bana demediler ki oğlum çocukla ilişkiye girmeyeceksin diye. Neyse artık sağlık olsun. Helal et durmak. Gençler şu kılık kıyafet saç makyaj ile ilgili uyarılar artık yapmak istemiyorum. Reşitsiniz ve kuralları anlayabilecek kapasitedesiniz. Herkes sessizce onu dinleyip testlere devam etti. Hocam kusura bakmayın makyajsız yaşayamam. Aynı kadar yüzeysel ve aptal kız aynı bizler gibi. Irmağa çok empati ve sempati duyuyorum. O da bizler gibi geri zekalı. Sizlere Türkiye ortalama dizi izleyicisi taklidi yaptım. Irmak hiç şey yapmadı bu arada. O da ilginçtir. Öyle aniden ayağa takılıp hocanın kucağına falan düşmedi. Farkındasınız değil mi? Orada bir eksiklik var. Yani biraz yanlış yazarlık var burada. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Tatlı çıktığını düşündüğüm sesim ile soruyu yönelttiğimde soğuk bir hayır cevabıyla afalladım. Tek kaşımı öyle mi anlamında kaldırdığımda Yavaşça yutkunduğunu gördüm. Sadece beş dakika dedi. Gülümseyip hızlıca sınıftan çıktım kendimi tutamayıp kıkırdadım. Kih 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 kih. Yine çemberin dışında kaldık ya. Şurada bir araba vardı. Şunu çalarsam giderim bence. Şu arabanın inşallah çalınabilitesi yüksektir. Hah. Benzini var mı lan? Oh benzin full. Vallahi daha yolundan sürüyorum. Evet. PUBG'nin de böyleydi değil mi mekanikleri? Korkunç. Neyse kimse kafama sıkmadan şuradan çıkarsam müthiş olacak. Bu sefer hiç edebiyat komandosu gelmedi yanımıza ha. Öf. Vurdular mı? Kaza mı geçirdim emin değilim. Bak bazı engeller kırılıyor, bazıları kırılmıyor. Hangisi kırılıyor, hangisi kırılmıyor bilemiyorsun hiçbir zaman. Kötü game design. Neyse. Şu haciyen de gireyim de yatayım. Uh -oh. Ee. Mermisi yok la bunların. La bebe kardeş bunların mermisi nerede? Heh. Ulan çok daha güzel silah buldum ha. Yes, let's go. Gülümseyip hızlıca sınıftan çıktığımda kendimi tutamayıp kıkırdadım. Kih 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 kih. Hanımcılık kazanacak. Oho. Bak şimdi güzelim. Bu sorunun çok kolay bir formülü var. Bunu ezberlersen bu soruları halledersin. Nerede miydik? Erdem ile özel dersimiz vardı bugün. Aynı zamanda cuma günüydü. Ya gerçekten bir kitap yazan bir kişinin seyircisine nerede miydik diye sorması aşırı acıklı ya. Neyse. Erdem ile özel dersimiz vardı bugün. Aynı zamanda mübarek Cuma günüydü. Kafamı sevgilimin omzuna yaslayıp onu dinlenmeye, dinlemeye devam ettim. Arada saçlarıma minik öpücükler bırakıp dersi anlatmaya devam ediyordu. Çok huzurlu hissediyordum. Acaba biz bu özel dersi her gün mü yapsak? Seni bir saat fazla görmek çok güzel bir olay. Dersi bitirmiş sohbet ediyorduk. Gözlerim irileştiğinde her gün matematiği kaldıramam dedim. Kaldırırsın dedi. Pardon. Önce yaşları yukarı, kaşları yukarı kalktı. Daha sonra bakışları yere değdi. Öyle olsun diye mırıldandığında şok içinde ona bakıyordum. Trip mi yiyorum ben şu an? Sabah gürleyen Erdem ile şu an kollarını birbirine bağlamış küs bir şekilde oturan Erdem aynı mıydı? Şaka yaptım. Matematik en sevdiğim ders. Keşke her saat, her saniye matematik çalışsam. Keşke çarpsan, bölsen beni. Logaritmamı alsan, türevlerimi alsan, integrallerime girsen Erdem diye inledim. Abartma ırmak dediğinde ona iyice sokuldum ve sarıldım. Irmak değilim ben. Güzelinim, bebeğinim, sevgilinim. Yanağına sert bir öpücük bıraktığımda dudaklarım kirli sakallarına değmişti. Kirli sakal mı? Oğlum üniforma üniforma diye sabah akşam ağlıyorsun bu çocukların kafasını etini yiyorsun. Sen kendin okula kirli sakalla mı geliyorsun? Te Allah'ım ya. Yüzüne gülümsemesi geldiğinde öylesin dedi. Kolları ile bedenimi sardı. Bugün derste çok soğuktun. Hayır pardon. Bugün derste çok soğuktum. O kadar gerildim ki botoksa ihtiyacım falan kalmadı. Hep böyle minnoş olsan ne olur sanki diye homurdandığımda göz devirdi. Ay ne kötü. Güzelim ben her zaman böyle biriydim. Sadece sana karşı farklı olduğum için garip geliyor. Ayrıca sen bana minnoş mu dedin? Son cümlesinden gözleri kısılmıştı. Kıkırdadım ve evet sen çok minnoş bir adamsın dedim. Bir gün Erdem'e böyle bir cümle kuracağımı söyleseler kahkahalarla güler Beni akıl hastanesine yatırmalarını söylerdim. Göstereceğim şimdi ben sana minnoşu. Allah Allah. Çember geliyor. Sen ne dersen de. Çember geliyor. Lan dur be. Zor girdik içeri zaten. Oğlum bu PUBG'yi normalde oynayanlar kimin nereden sıktığını nasıl tespit ediyorlar acaba? Ah helal olsun. Şu oyunda en beceremediğim şey kimin nereden sıktığını tespit etmek. Göstereceğim şimdi ben sana Minnoşu. Bir anda Minnoşu'nu çıkarttı. <laughs> i̇şte bu benim Minnoşum. Neyse. Bir anda karnımda hissettiğim parmaklarla gülmeye başladım. Ha gıdıklıyor kızı. Beni gıdıklarken durması için ne kadar da yalvarırsam yalvarayım durmamıştı. Daha sonra ise gülüşünden beni öpmüş ve beni sevdiğini söylemişti. Bana eve gidene kadar eşlik etmişti. Orada da gülerek sohbet etmiş. Yanından hiç ayrılmak istememiştim. Irmak saat 9 oldu. Ha dur. Irmak saat 9 oldu. Neredeydin bu saate kadar? Annemin meraklı çıkan sesiyle ona döndüm. Erdem Hoca uzattık. Erdem Hoca uzattık der. Sinan Mörsen arayıp sorabilirsin. Kendi kendime gülerek odama girdiğimde odamda gördüğüm kişiyle gözlerim irileşti. Abi ne işin var senin burada? Kendi yatağımda rahatça uzanan güzel abim beni umursamayıp yüzünü yastığıma gömdü. Yöngünle kövgü öttük. Ah! What the fuck? Aaa! Bu öküz taklidi yaparken bütün sesli harflerin yerine ö ve o kullanma benim aşırı yaptığım bir şey lan. Bu kız seyirci çıkmaz inşallah. Ha. Neyse. Yatağın içine gömdüğü suratıyla sesi boğuk çıkmıştı. Gözlerimi devirdim ve onu omzundan çekip sırt üstü yatırdım. Yengenle kavga ettik. Bir, iki burada kalıyorum. Şaşkınlıkla yanına oturduğumda o da sırtını yatak başlığına yasladı. Ne? Neden? Ne oldu? Ben seri bir şekilde sorularımı yönelttiğimde dudakları büzüldü. Yakın bir erkek arkadaşı var. Ben biraz kıskanmış olabilirim. Biraz bağırmış olabilirim. Biraz o adama küfür etmiş olabilirim. Yasemin beni evden atmış olabilir. Başımı iki yana salladım. Git acını nerede çekiyorsan çek defol odamdan yorgunum seni çekemem. Gözlerimi tekrar devirip onu kibarca odamdan kovdum. Üstümü değiştirip yatağıma uzandığımda telefonuma gelen bildirim sesiyle ilgimi oraya verdim. Sevgilim, ödevleri yapmayı unutma. Irmak, yine kitledin bize dünyanın ödevini. Sevgilim, seni seviyorum. Ödevimi artık koyarsan ben de seni severim. İyi geceler güzelim, umarım eksi almazsın. Çünkü Erdem Hoca acımıyor. İyi geceler Erdem Hocam. Son mesaj sahnesine bir gülmedim değil. Hakikaten mi? Gülüyor musun sen buna? Neyse. Oy vermeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bin için buradan size çok teşekkür ederim. Wow, 20.000 TL mi kazanıyorlar bunlar bölüm başı? Helal olsun. Vallahi bunlar nasıl paralar ya? Evet. Olaylara bak. Eda O'Florian yazmış. Ampiratipler kapatılsın diye. Evet sevgili dostlar. Bu bölümlük bu kadar diyoruz her şeyin azı karar, çoğu zarar. Matematik hocam artı 18 eserini de şöyle bir bakayım. Yani bu, bunu ben salacağım galiba. 40. bölümüne bakayım mesela. Ha. Aa, 40. bölümde kızı daha kaldırmış lan. Oha oha. Vay wow, inanılmaz bir olay olmuş ha. Oha 40. konuya bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. 40. bölüme bakın. 40. bölüm. Yavaş yavaş gözlerimi araladığımda bir odada uyanmıştım. Kaşlarım çatıldı. Ne olmuştu en son? Hatırladığım şeylerle gözlerim irileşti. Bu ruh hastası kaçırdı mı lan beni? Hızlıca yataktan kalktım ve sendeleyerek kapıya gittim. Sessizce açtım. İki katlı bir evdi ve ben üst kattaydım. Camdan dışarıya baktığımda her yerin ağaç kaplı olduğunu gördüm. Aynı zamanda hava kararmıştı. Yavaşça merdivenden ilerledim ve aşağı indim. Mutfakta duyduğum seslerle oraya yönelmek için ana kapıya ilerledim. Resmen parmak ucundaydım. Kapı kolunu yavaşça indirdiğimde kilitli olduğunu fark ettim. Siktir diye mırıldandığımda yapabileceğim bir şey yoktu. Ne kadar kötü bir cümle ya. Derin bir nefes verdim ve mutfağa ilerledim. Erdem buradaydı. Sesimi duymasıyla başını bana çevirdi ve gülümsedi. Uyandın mı? Sesler yüzünden değildir umarım dediğinde dehşet içinde ona bakıyordum. Erdem sen ne yaptığının farkında mısın? Bu yaptığın resmen adam kaçırma. Dediğimde gülümsemesini bozmadı. Acıktın mı? Yersin diye krep yaptım dediğinde sinirden ellerim titriyordu. Bana adam akıllı cevap ver. Ne yapacaksın bana burada dediğimde? Yemeğini yerken konuşalım bunları canım dediğinde sağ gözüm seyirmişti. Türkcan bok gibiydi. Ama öğrencilerin taciz eden öğretmenlerin daha sonrasında psikopat katiller çıkması çok da şaşırtıcı bir şey değildi yani. Bir şey söyleyeceğim. Yazar kız en azından içinde yani yazdığı ilişki modelinin hastalıklı bir ilişki olduğunu fark etmiş ha. Aa bu aynı kişi değil lan galiba. Ben sevgilim olan Erdem'i özledim. İkisinin de isminin Erdem olması gerçekten psikolojimi bozmuştu. Artık Erdem travmam vardı. Bu aynı da bu başka bir başka Erdem lan bu galiba. Aa bak Başka Erdem lan bu. Ya hay Allah be. Öf. İki Erdem var arkadaşlar. Irmağı kaçıncı araya şimdi bilmiyorum. Salonda tur atmaktan yorulmuştum. Baksanıza. Alo Erdem Bey. Gerçekten siz bu saatte rahatsız ettiğim için çok özür dilerim. Rica etsem telefon Murat'a verir misiniz? Tamam bir saniye. Hocam hayırdır inşallah. Murat ırmak oldu mu? Hayır bir şey mi oldu? Irmak sizde değil mi? Benimle değil. Nerede bilmiyorum. Normalde bir şey varsa bana gelir. Annesiyle konuştunuz mu? Kafayı yemek üzereydim. Aaa. Yok be, ulan ben de zannettim ki kız, bizim yazar kız yani, yazdığı ilişkinin ne kadar hastalıklı olduğunu fark etti. İlerleyen bölümlerde Murat Hoca'nın gerçekten problemli bir tip olduğunu adım adım dökmeye başladı ortaya. En sonunda da kızın babası Erdem Hoca'yı vuracak ve namusunu temizleyecek diye düşünürken, meğer iki tane Erdem. Erdem'in kötü ikizi Kerdem Bey'le gerçekten. Ee, evet. Ya Allah ya. Sonra çözmüşler konuyu. Sonra çözmüşler arkadaşlar konu hemen çözülmüş. Annemlerin haberi olmadı değil mi? Eğer istiyorsan yarın okula gitmeyelim. Erdem Hoca. Ha okey. Bir bölüm böyle bir kaçırma olayı oluyor. Ondan sonra toparlıyorlar. Ha annesi geliyor kızım. Bak Irmak, fazla tepki verdiğim için senden özür dilerim. Bir öğretmenle sevgili olmanı hala daha uygun bulmasam da eğer tepkim seni üzüyorsa ben de sessiz kalırım. İşlerin buraya kadar gelmesini istememiştim. Gerçekten özür dilerim. Bak bak bak. Bak bak bak. Annesi geldi bir de. Annesi diyor ki özür dilerim kızım. Öğretmenin seni taciz ettiğinde seni korumaya çalıştığım için özür dilerim falan diyor. Ben de o gün biraz fazla tepki vermiş olabilirim ama onunla çok mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Size ne kadar yanlış gelse de o benim için en doğru insan anne. Onu çok seviyorum. Ben sadece seni düşünüyorum. O an zaten bir ilişkin olduğun için derslerin aksatmandan endişelirken bir de üstüne o kişinin bir öğretmen olduğunu fark ettiğimde tepem attı. Düşünmeden konuştum. Ama onu sevdiğini gerçekten görüyorum. Eğer mutluysam ben de buna karışmayacağım dediğinde gözlerim dolmuştu. Hızlıca eğildim ve ona sıkı sıkı sarıldım. Çok özlemiştim. Ha hocası için evden kaçmış. Vay babanın kemiği ya inanılmaz çok kötü. Dün adamın verdiği zevkten ağlarken de akmış olabilir bu makyajırmak. Ha, Halvet de oldular galiba. Eyvah eyvah. Hamilelik mi geliyor o zaman? dudaklarımız birleştiğinde bir eli bacağımı kavramıştı. Bu gece bende kol. İyice kalınlaşmış sesiyle konuştuğunda sertçe yutkundum. Allah Allah. Bir anda belimi kıvırmaya başladım. O sırada Seda telefonla ele almış beni videoya kaydediyordu. Allah Allah. Sahte Erdem Ay galiba evet. Yani bunu salmamız iyi oldu bence. 1,5 milyon olmuşuz. Gerçekten çok hızlı büyüyoruz. Yani hızlı büyüseniz böyle olmazdı. Ona yaklaştım ve dudaklarımızı birleştirdim. Bana karşılık verdiğinde ellerim boynuna dolayıp kendimi geriye yata attım. Böylece Erdem de üzerime uzanmıştı. Bu gece uzun olacaktı. Hadi bakalım. Seviştiler de arkadaşlar bunlar. Mine ve Görkem Hoca sevgili olmuşlar. Murat omuz silkti. Omuzlar silkiliyor hala. Mina var. Sanmıyorum hem konut yok hem de Erdem Hoca bir dedikodu için ne bir öğrenciyi okuldan eder ne bir öğretmenin mesleğinden. Ha. Başka bir öğrenci de diğer öğretmene aşık oluyor. Görkem Hoca diye saykışıklı hoca vardı ya. Ona da Mina diye başka bir öğrenci aşık olmuş. Ha bu okul böyle bir okul demek ki. Avcılar okulu. <laughs> Avcılar Anadolu Lisesi. Yok Anadolu Lisesi. Spesifik bir olmadı da. Avcılar yani. Arda'da resimlerimiz var. Ezgi Hoca da sen zaten sana kafayı takık. Benden de nefret ediyor. Biz zaten şansı ayaktayız Erdem dediğimde Erdem şu sikik geçmişi geride bırakıp temiz bir sayfa açmıştık biz dedi. Eyvah. Rusya'da mı acaba bu okul? Rus, Rusya'da bir enstitü gibi burası sanki değil mi? Herkes herkesle yani. Bir tek biz değil ki. Evimizin karşı sokağında şansıma eczane vardı. Yanıma para almıştım. Adama yöneldim ve bir hamilelik testi lütfen dedim. Tabii ki. Tabii ki. Çift çizgi. Hamileydim. Allah'ım bismillah. Ha Allah geldi aklına. <laughs> 41. bölümde. Ne düşünüyorsunuz bu bölüm hakkında? Oylarınızı eksik etmeyin. Diğer bölüm görüşmek üzere. Evet. Sevgili arkadaşlar. Ee, yani zaten matematik hocam artı 18 isimli eserde Olabilecek klişe her şey olduktan sonra klişe her şey klişelerle havada çarpışıp daha da klişe yerlere gitmeye gördüğünüz üzere devam ediyor. Evet. Sevgili dostlar Wattpad serisi ufaktan ara ara devam edecek. Çok gülüyor, çok eğleniyorsunuz madem. Nalya alttan çizgi 8 ismindeki kullanıcıya bu boktan eseri kaleme aldığı için ee, evet. <laughs> Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki bölümümüzde farklı bir kitapla artık kitap demede bir inşa ama işte nedir artık bu eserin ismi de bilmiyorum. Farklı birinin çektiği 31 ile tekrar görüşüyoruz. Kendinize iyi baktınız. Haydi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like basın, abonelik basın ha kanala falan. Öldürürüm ha. He. Öldürürüm. Hepinizi duvara yaslar boynunuzu hohlarım. I don't know. Hadi bay bay.